9 Ekim 1967. Gizli kapaklı idamı, parmak izi testi için ellerinin kesilmesi, uçak pistinin yanına aceleyle gömülmesine rağmen onun üstü örtülemezdi. Che Guevara 20. yüzyılın en büyük efsanesi ve ikonlarından biri olacaktı. Ölüm haberi yayıldığında gençler her yerde sokaklara çıktı. Portrelerini sağa sola dağıttı. Böylelikle dünyada en bilinen ve üretilen resimlerden biri haline geldi. Efsanevi konumunun doğuşunu daha iyi kavrayabilmek için Che'nin gençlik yıllarını adım adım takip ediyoruz. Fidel Castro tarafından yönetilen isyan ordusuna savaş doktoru olarak Küba'ya gelmesiyle başlıyor. Tamamı süre çekilen ilk devrimin sonrasında güç koridorları boyunca onu takip etmek gerekiyor. Pekin'den Cezayir, New York'tan Moskova. Soğuk savaşın zirvesinde uluslararası gelişim savaşında yüzünün neden silah olduğunu anlamaya çalışacağız. Sonunda tüm muhalefete rağmen Che'nin onu ölümsüz yapan efsanevi imajını hangi gelecek ve hangi ideal için kurguladığını analiz etmemiz gerekiyor. Kahraman gerilla efsanesi ne zaman? Sosyalist kuramcılar nasıl onun resmini kullanmaya başladı? Ernesto Guevara nasıl oldu da sonunda kendi imajını